Efendim, birisi diyor ki Peygamber Efendimiz'in zamanında tesbih olmadığını, tesbihin bidat olduğunu söylüyorlar. Değil muhterem kardeşlerim. Tesbih Peygamber Efendimiz'in zamanında vardı. Hurma çekirdekleriyle, çakıl taşlarıyla bunları yapıyorlardı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir ipi düğüm düğüm yapmış. 2000 düğümlü tesbihi vardı. Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Bidat filan değildir. Bidat dinde olmayan şeyler ederler. Bunlar sahabe-i kiramın tesbihleri, zikirleri saymak için kullandığı vasıtalar de var. Efendimiz'in zamanında var. Parmaklarıyla yapmışlar. O da bir tesbih. Yani parmaklarımızda 15 boğum burada var, 15 boğum burada var, 15, 15, 30, 3 tane de eklersen 33 olur ama 33 olur tamam, 66 olur tamam ama 100 olursa, 1000 olursa bu parmaklar karışır. Akıl karışır o zaman. Kaç tane yapmıştım, ne olmuştu filan. O zaman şey işte, bakmış ki Ebu Hüreyre radıyallahu anh bu iş olmuyor, 2000 düğümlü tesbih yapmış veya çömleğe hurma çekirdeği koymuş veya çakıl koymuşlar. Bunlara kafanızı takmayın. Sahabe-i kiramın yapmış olduğu şeylerdir. Şu kadar tesbih çekilecek demişse Peygamber Efendimiz, şimdi mesela Ümmühani Hazretleri var, Peygamber Efendimiz'in şeyi, halası. Ümmühani Hazretleri. Ümmühani Hazretlerine 100 defa La ilahe illallah de her gün demiş. Ümmetine 100 defa Estağfurullah deyin, ben de her gün diyorum buyurmuş. Şimdi bu 100 defayı karıştırmamak için insanın cebinde 100 boğumlu bir şey olması, 100 taneli bir şey olması nedir? O sünnetin güzel yapılması için bir vesiledir. Şimdi ben 79 oldu, 80 oldu, 81 oldu diye rakamla meşgul olacağıma, elimde tesbih olunca çekiyorum, manayı düşünüyorum. Bu daha kıymetli. Yani şeyle rakamı kaçırmayayım diye zihnimi başka şeyle oyalamıyorum. Doğrudan doğruya manayı düşünüyorum, o daha iyi. Onun için bu bidat değildir sevgili kardeşlerim. Sorular devam ediyoruz. Biliyoruz ki Allah'a mekan tahsis edilemez ama bu hadiste efendim bu okuduğumuz hadise göre Allah'a mekan tahsis etmiş oluyoruz. Bu bir çelişki değil mi? Mekan tahsis etmedik aziz kardeşlerim. Birinci semada Adem Aleyhisselam'ı gördü. İkincide Harun, İsa ve Yahya Aleyhisselam'ı gördü dedik. 7 kat semadan sonra, Sidretil Müntaha'dan sonrasını söylemedik. Mekan söylemedik ki. Söyledik mi? Mekan söylemedik. Ol şeş cihetten, ol münezzeh, zülcelal dedik. Daha ne diyelim? Mekandan münezzehtir, mekan izafe edilemez. Aynıyız yani, fark yok. Soru soranla düşüncemiz aynı. Şimdi hatimleri sayıyoruz. Bir taraftan da onları saralım, sayalım. Efendim, birisi diyor ki Allah Teala Hazretlerinin bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu nasıl anlayıp hissedebiliriz? Bu halin devamı için ne yapmalıyız? Allah razı olsun diyor. İşte o dervişlik. Dervişlik yapacaksın, zikirleri çekeceksin, devam edeceksin. Efendim, bizim söylediğimiz hani rabıtayı efendim, mevt rabıtayı, mürşit rabıtayı kalp ile efendim çalışacaksın. O çalışmayla zikri müdam, devamlı zikri kalbiyle devam ederek o olacak inşallah. Birileri diyor ki ders almak isteyen annem, babam, kardeşim var ama gelemiyorlar. Tamam, vekalet veriyorum. Onlara ders tarif etsin. O zikirleri yapsınlar. İmtihanlar varmış, kardeşlerimizin dua istiyorlarmış. Efendim, Allah her çeşit imtihandan en üstün muvaffakiyetle hepimizi geçirsin. Bu dünya imtihanı. Yani dünyadaki bir meslek imtihanı, bir okul imtihanı. Dünyanın kendisi de bir imtihan. Buradan asıl başarıyla geçmeyi Allah nasip eylesin. Huzur-u Rabbil İzzet'e sevdiği kul olarak varmayı nasip etsin. Efendim, İman etmiş olduğum halde efendim iman var mı, imanım var mı yok mu diye gelen vesveseden sıkılıyorum. Ne yapmalıyım? Vesveselere karşı tabii bizim söylediğimiz biliyorsunuz efendim devamlı abdestli gezmek var. Bir, abdestli gezdi mi insanın yanına şeytan sokulamıyor. İkincisi
Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an surelerini okumak var. Mesela Kulhüvallahu ehad'ı okursunuz efendim. Sonra La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim çekersiniz veya zikirle meşgul oldunuz mu zikrin yanına da şeytan gelemez. Allah'a da sığınırsınız. Kulhüvallahu kul evzu bir rabbil felak, kul evzu bir rabbin nasi. Ayet-el kürsüyü okuyup etrafınıza üflersiniz. 2,5 yaşında oğlum var. Sürekli hasta oluyor. Bana bir sure ya da dua gibi bir şey tavsiye ederseniz sevinirim. Kur'an-ı Kerim'in hepsi şifadır. Özellikle Fatiha suresinin şifa hassesi çok yüksektir. Fatiha suresini okusun. Çünkü sahabe-i kiramdan Fatiha suresini okuyup da yılan sokmuş insanı tedavi edenler var. Yılan sokmuş, şişmeye başlamış, ölecek adam Fatiha okuyunca geçmiş. Fatiha okuyun. Bir de şifa ayetleri vardır. Bizim evradımızın salı günü evradı içinde şifa ayetleri bölümü vardır. Onu okursunuz. Efendim, o da olur. Hadis-i şeriflerde de bazı dualar vardır. Mesela elini ağrıyan yere koyup Bismillahirrahmanirrahim, Eselullahal azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyek diye 7 defa demek, o da şifaya vesiledir deniliyor. Efendim, bunları tatbik edin. Bir kardeşimiz hastanede yatıyormuş, hastaymış. Allah bütün hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eylesin. Boşlarımıza eda nasip eylesin. Mücahit kardeşlerimizi kafirlere karşı mansur ve muzaffer ve müeyyet ve galip eylesin. Epeyce kağıt var. Birisi Diyanette İmam Hatip olmak için şey yapmış, müracaat etmiş ama henüz olmamış. Allah hayırlısıyla nasip etsin. Bir evlilik teşebbüsü olmuş, dua istiyor. Allah bütün evlenmemiş olan kardeşlerimizi ve kızı veya oğlu olan efendim anneleri, babaları hayırlı kimselerle bu yavruların efendim yuva kurmalarına muvaffak eylesin. Yardımcı olsun. Tesbihimizi yaptıktan sonra rabıta yapabilir miyiz? Rabıtayı gözümüz açık yapabilir miyiz? Gözü açık yapabilirse yapsın. Kapalıyken görememekten, yani çok daha yüksek bir şey. Kız kardeşim sizden ders almak istiyor. Adana'da gelemedi. Tamam, vekalet veriyorum. Ona tarif ediverin. Sonra gelsin, görüşelim. Zikirleri yapa dursun. Bir kız evladımız oldu. Adı Nesibe olsun. Efendim, nesepli hayırlı olsun. Yine annem yeni kapandı. Şu anda sizi dinlemekte ve sizden ders almak istiyor. Efendim, İstanbul'da ilkokul mezunu kız kardeşim Kur'an-ı Kerim okuyor. Efendim, diyor birisi. Demek ki dersin sonunda umum bir ders tarifi de yaparsak herkes şey yapmış da olacak. Tasavvuflu ahlak okurken bir hadis-i şerife rastladım ki sıkıştığınız zaman veya başınızlara geldiği zaman kabirde yatanlardan yardım isteyiniz. Baktım hadisin kaynağı yok. Sorum şu: eğer bu hadis sahih ise ölüden yardım nasıl istenir? Eğer hadis sahih değilse niye tasavvufu ahlak kitabına konulmuş? Şimdi اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا بِاَهْلِ الْكُبُرِ buyurulmuştur. Yani ehli kuburdan burada maksat Evliyaullah'tır, tasarruf sahibi büyüklerdir. Çünkü Allah o sevgili kullarına bazı meziyetler ve kabiliyetler ve lütuflar vermiş. Onların tasarrufatı oluyor. Onların tasarrufatı görülüyor yani. Hatta birisi buyurmuş ki şiir olarak, yani evliyanın ruhu kılıç gibidir. Hayattayken kınındaki kılıç gibidir. Öldükten sonra kınından sıyrılmış kılıç gibidir. Daha çok keser diye. Çünkü riya bahis konusu değildir.
Birisi yeni doğan çocuğu için isim istemiş, onun ismi de Naci olsun, kızsa Naciye olsun. Efendim, şeker hastalığım var, oruç tutmam. Efendim, nasıl olacak? Sabah akşam insülin yapılıyor. Böyle mazereti olanlar tabii oruç tutmadıkları zaman kefaret verirler. Mazereti varsa, doktor onu şey yapıyorsa veyahut sahurda bir insülin yapar, iftarda bir insülin yapar. Herhalde bu kifayet edebilir. Şimdi gündüzler kısadır. O mümkün olabilir diye tahmin ediyorum. Uzun zamandır saatim bozuk, rahatsızlığım geçmiyor. İmtihanlarımız var. Efendim, Allah şifa versin. İmtihanlarda da muvaffak etsin. Siz de amin deyin mübarek günde. Ben Azerbaycan'dan gelen öğrencilerinizdenim. Geçen yıl Azerbaycan'da siz gelmiştiniz. Sizin Azerbaycan'daki yaşayış hakkında fikirlerinizi öğrenebilir miyim? Şimdi Azerbaycan'da biz iki gün kaldık. Müftü Efendi'yi ziyaret ettik. Bir cami ziyaret ettik. Oradan istedik ki başka Azeri şehirlerine de gidebilelim. Programı bozmadılar. Programın kurucuları olan şeyler, şirketler bozamayız dediler. Gideceğimiz başka yerlere gidemedik. Efendim, görüştüğümüz kardeşlerden memnunuz. Onların misafirperverliklerinden müteşekkiriz. Onların bize karşı duyduğu yakınlıktan müteşekkiriz. Efendim, biz de onlara sevgi ve yakınlık duyuyoruz. Allah hepimize hayırlara erdirsin, yolunda daim eylesin. Efendim, bir oğlum var, fakültede okuyor. Sünnete uygun sakal bıraktı. Ancak bazı hocaları sakal nedeniyle notları kıracağından, hatta ders geçirmeyeceklerinden endişe ediyorum. Ne buyurursunuz? Endişe etmesin. Allah mazlumların yardımcısıdır. Yolunda yürüyenleri de yardım eder. Ben birisini hatırlıyorum ki, yani sakal bıraktığı zaman dediler ki sen ne doktor olursun ne doçent olursun. Efendim, doktor da oldu, doçent de oldu, profesör de oldu. Olur yani. Okulunu bitirene kadar sakalını kessin mi, sakalıyla devam etsin mi? Sakalıyla devam etsin madem bırakmış. Allah yardım eylesin. Amin. Efendim, caminin emekli imamlarından Mehmet Yavuz Hoca 11 günden beri İbn Sina Hastanesi'nde koma halinde yatmaktadır. Dua. Allah hocamıza burada vazife görmüş hocalardan şifa ihsan eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize devalar ihsan etsin. Size bağlı olan biri bir başka tarikatın zikrine katılabilir mi? Zikir olan yerden kaçılmaz. Yapılıyorsa katılır. Tabii hak tarikatlar, erbab-ı tarikat birbirlerinin kardeşidir. Normal olarak da kendi kardeşleriyle şey yapar ama böyle bir sebep oldu, bir ziyaret oldu, gelen oldu, giden oldu, o zaman katılır. Yarın sınavımız var efendim diye, hep gençler olduğu için ümmiyetle sınav dertleri var. Allah muvaffak etsin. Amin. Efendim, üç kağıt, hepsi imtihanla ilgili. Allah şifa, Allah muvaffak etsin, Allah muvaffak etsin, Allah muvaffak etsin. Rüya görmüş birisi. Evet, bir rüya görmüş, işte denizde geçiyormuş, boğazdan atlamış, kenara çıkmış, efendim bir mezar görmüş, efendim orada çömelmiş, başucunda ellerini açmış, dualar, fakat kot pantolonu suya girip çıktığından, ıslandığından, rahatsız ettiğinden, üstü de çıplak olduğundan sıkıla sıkıla dua etmiş, mezar Akşemseddin Hazretlerininmiş, mübarek olsun, güzel, abdestli yatmış. Geceliğin bu rüyayı görmüş. Allah feyzini çok etsin. Amin.
yine dua isteyen kardeşlerimiz imtihanlarda. Tefsir, fıkıh ve hadis kitabı almak istiyorum. Hangi kitapları tavsiye edersiniz diyor. Bizim burada kitaplarımızın satışında bir özel yerimiz var. Mustafa kardeşimiz var orada. Oraya gitsin, sorsun. Hocam gönderdi desin. Onun durumuna göre hangilerini okumuş, hangilerini okumamışsa okumadıklarından uygun olanları tavsiye etsin. Ben günahkar birisiyim. Haramlara düşüyorum. Boş konuşuyorum. Derslerimi aksattım. Bu kötü huyların geçmesi ve iyi bir kul, iyi bir mürit olmam için dua buyurun. Efendim, derslerimi aksattığım için pişmanım. Allah şeytana uydurmasın, nefsin esir etmesin, yolunda daim etsin. İbadetlerden, taatlerden geri bıraktırmasın, yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Efendim, ismini değiştirmek isteyen bir hanım, efendim, o da Seyyide olsun. Azaldı kağıtlar, bir taraftan geliyor ama göndermeyin artık. Bitirelim. Babam hem bankadan para alıp faiz ödüyor, hem bankaya para yatırıp faiz yiyor. Bize bakmakta, ben kızım, yediğimiz, içtiğimiz, harcadığımız para haram mı? Ben bir kız evlat olarak ne yapabilirim? Çeyiz olarak bana vereceği eşyalara haram para karıştığı için şer'an hükmün ne olur? Faiz yiyen bir kişinin evine misafir olarak gidildiğinde ikram ettikleri yenilebilir mi? Dualarınızı ve emirlerinizi beklerim. Şimdi faiz yiyen bir insanın faizden başka genel başka kazançları varsa, o zaman yani muhtemelen onlardandır diye şey yapılabilir. Mümkün olduğu kadar şüpheliden de kaçmak ve korunmak lazım ama mecburiyet varsa öteki helal kazancından isabet etmiştir diye düşünülür. Kazancı tamamen haram olan bir kimsenin tabii ikramı da alınmaz. 5 yaşında bir çocuğu varmış, konuşamıyormuş. Efendim, konuşması için cemaatten dua istiyor. Allah hayırlısıyla böyle normal haller konuşma nasip etsin. Şeytanın ve nefsin şerrinden korunmak için dua istiyor. Tabii abdestli gezecek ve efendim günahlı şeylerden, yerlerden sakınacak, gitmeyecek. Kendisi de gayret edecek. Evet. Birisi diyor ki hava üssü uçak fabrikası, kimyasal madde üretim fabrikaları, jandarma birliği, efendim böyle stratejik hedeflerle dolu yerlerde 5-10 kilometre uzaklıkta olan bir yerde oturuyorum diyor. Allah korusun inşallah. Oraları da korusun, kendisini de korusun. Şeytandan korunmak için belirli bir ayet ve dua var mı? Tabii efendim, ayet-el kürsi var. Kul evzu bir rabbil felak, kul huvallah, kul evzu bir rabbil nas sureleri var. Sonra efendim evzu besmele var. Bunlar şeytandan korunmak için şeyler. Sonra nefisten korunmak için İşte vema überbi nefsi innen nefsele emmaretun bisu'i illa ma rahime rabbi kad efleha men zekkaha ve kad khabe men dessaha ayet-i kerimeleri var. Allah Teala Hazretleri tabi abdesti gezecek, zikre müdavim olacak, vazife, tasavvufi vazifeleri yapacak ki korunsun. Bir bütün yani. Tedbirlerin hepsi bir bütün.
bir bütün. Namaz müminin miracıdır hadisini biliyoruz. Buna göre namazdayken ruhun bedenden ayrılıp miraca çıktığı şeklinde yorumlar var. Ne dersiniz? Kendin bak bakalım ne oluyorsun? Ne hissediyorsun? Yani ruhun nereye gittiğine bakacağına, Allah'ın huzurunda olduğunu düşünsen daha iyi olur tabii. Diyor ki sizin verdiğiniz sayılardaki zikirleri yapıyorum. Daha başka şeyler yapmamda manevi bir zarar olur mu? Hayır, biz zikri kalbiyi zaten günlük hayatınızda yapabildiğiniz kadar yapın diyoruz. Yapın. Zemzem suyunun sadece ter ile atıldığı hususunda inanışlar var. Bu hususta bir hadis-i şerif var mı? Ben okumadım. Efendim, zaten doktor olanlar daha iyi bilirler bu meseleyi. İçilen su başka şey oluyor. Ter ve idrar daha başka bir şey. Şimdi içilen su insanın vücudunda, su nerelerde kullanılıyorsa oralarda kullanılıyor. Dışarıya çıkan, böbreklerden süzülen, kandan gelen su da hücrelerdeki yanmadan hasıl olan, yani her yanmadan bir su hasıl oluyor. Hücrelerin suları onlar. Yani şöyle bir fıkra anlatırlar. Tıbbiye talebelerini imtihana çekiyormuş profesörler. İçeri giren birisine bir bardak suyu vermişler. Demişler ki profesörler, bu suyu yok et. Efendim gitmiş dökmüş pencereden dışarıya. Çık dışarı demişler. Sıfır. Suya dökülü, camdan dışarı dökülünce su ne oluyor? Yere dökülüyor, yerden buhar oluyor. Yani yok olmadı ki, yani o bardaktaki suya bir şey yapmamış oldu. Böyle birkaç kimse sıfır almış, sonra birisi girmiş içeriye, yok et bu suyu demişler, bardaktaki suyu. O da içmiş, hıkır lıkır içmiş, tamam demişler, ona tam not vermişler. Çünkü su içeri girdiği zaman vücudun neresine lazımsa orada kullanılıyor, büyük miktarda tabii. O dışarıya çıkan sular, vücudun faaliyetlerinden meydana çıkan başka su, yani içilen su değil. Asker olan ve zor durumda olan tanıdıklarımız için dua diyor birisi. Efendim, Allah korusun, efendim, hayırlara muvaffak etsin, şerlerden, şerlilerden hıfz eylesin, himaye eylesin. Rüyada uçmak neye delalet eder diye bir şey soruyor efendim. Yerine göre, kişisine göre hayırdır inşallah. Efendim, Müslümanların oylarına talip olduklarını söyleyen, henüz kurulma aşamasında olan yeni siyasi partiler karşısında nasıl bir tavır içinde olmamızı tavsiye edersiniz diyor. En son soru bu. Ondan sonraki kağıtlar da hatim ve sarat-ı tehriciye şeyleri. Tabii bu siyasi bir soru oldu ama biz siyaset konusunda ne demiştik? Çok öncelerden beri hiçbir şahs bağlı olmamak üzere demiştik ki Müslümanların siyaset sahasında da görevlerini yapmaları lazım. Siyasette katılmamaları bir vebal değildir. Yanlış katılmaları o da vebaldir. Katılmamaları da vebalden kurtarmaz. Çünkü katılmadıkları zaman kötüler seçilirse niye iyileri seçmek için çalışmadın diye sorgu sual olur. Onun için ilk yapacakları şey %100 safi, halis bir parti kurmaktır. Onu kuramamışsa her partinin halis ve safi olması için elinden geldiğince çalışmaktır. Onu da yapamamışsa önüne listeler geldiği zaman listelerin en iyisini seçmektir. Ama listeler karmaşık olur da iyiyle beraber kötü seçilirse kötünün seçilmesinden dolayı da vebal olur. Çünkü ilk iki merhale çalışma yapılmadığı için sonuncu biraz iş vazife yapılmadan olmuştur. O bakımdan her şeyin kuruluşun iyi kuruluş olmasına gayret sarf edin. Efendim son noktada da önünüze iyi isimler çıkartmaya çalışın. Çıkan isimlerin en iyisini de bulmaya çalışın. Yani umumi şey bu.
Şimdi kardeşlerimiz 2 adet 4444 seratli tefeciye çekmişler. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet de hatim yapıp da onların duasını isteyen kardeşlerimiz var. Şimdi onların beraberce duasını yapıverelim. Ondan sonra da ineriz aşağıya, tesbih namazını kılarız. Ondan sonra da herkes gider evinde geceyi ihyaya çalışır. Tabii geceyi ihya için kurnazlık nedir? Yani sabaha kadar uyumadan duramayacaksa bir insan, bunun bir kestirme kurnazlık tarafı var mı derseniz, onu öğreteyim. Hadis-i şeriflere göre Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir insan yatsı namazını camide kılarsa, sabah namazını da camide kılarsa, gecesini gündüzünü ibadetle geçirmiş gibi sevap alır. O halde ne yapacağız? Sabah namazında da camide olmaya çalışacağız. Madem yatsı namazını Allah nasip etti, çok şükür geldik. Sabah namazında da camide olmaya çalışırsak, bu geceyi ihya etmek için, ihya etmiş sayılmak için bir kurnazlık. Hadis-i şerife dayanıyor. Onun için sabah namazına da buraya gelin ki bu müjdeye sahip olun siz de. Bir. İkincisi, ikinci bir kurnazlık muhterem kardeşlerim. Tabii bu kurnazlık sözünü ben hatırınızda iyi kalsın diye söylüyorum. Efendimizin tavsiyesidir bunlar, haktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kimse abdestli yatar uyursa, temiz olarak uyursa, yani yatarken abdest aldı, temiz olarak uyudu. Abdestliyken uyudu. Abdestli olarak yatıp uyuyan bir kimsenin iç çamaşırıyla teni arasında bir melek bulunur diyor. Disar iç çamaşırı demek. Disarı ile cildi arasında bir melek bulunur. Sabaha kadar ya Rabbi bu kulun temiz yattı. Sen bunu affı mağfiret eyle diye o melek ona dua eder diyor. Bir. Bak abdestli yatmanın faydalarını gösteren hadis-i şeriflerden birisi bu. İkincisi, bir kimse gece yatarken abdestli yatarsa, gökten melekler onun vücudunu nur olarak görürler. Yeryüzüne bakarlar, o abdestli yatanın vücudunu nur olarak görürler, uçup yanına gelirler. Etrafında izdiham ederler. Huri kızları ve melekler o abdestli yatanın etrafında izdiham ederler. Ve melekler sabaha kadar uyuyan o Müslümanı ibadet etmiştir diye yazarlar. Yaza yaza sevabını bitiremezler buyuruyor. O halde gittiğiniz zaman abdest alacaksınız yeniden. Sıkışıklığınız izale olsun diye, rahatlayasınız diye. Şöyle kılabildiğiniz kadar namaz kılacaksınız. Ondan sonra tabii bazı alimlere göre en son kılınan namaz vitir vacip namazıdır. Vitir vacibini evde kılmak olabilir. Hatta vitir vacipten sonra nafile namaz kılmışsa vitir vacibini yeniden kılmak lazımdır diyen alimler bile var. En son namaz vitir vacip olduğu için. İşte vitir vacibini de kılarsınız, abdestli yatarsınız, o da bütün geceyi ibadet etmiş gibi olur. Tabii biraz uykunuzdan fedakarlık edip de tesbih çekip, dua edip, istiğfar eyleyip, müminlere bak herkes dua istiyor görüyorsunuz. İmtihanlarda başarı istiyorlar. O mücahit kardeşlerimiz, o karda kışta yakacak bulamayan, yiyecek bulamayan, kurşun silah bulamayan, kafirlerin hücumuna uğrayan kardeşlerimiz var. Hepsi dua istiyor. Müminin mümine duası makbuldür. Onlar için de dua ederek, kaza namazları kılarak, nafile namazlar kılarak da sevabınızı arttırmaya çalışırsınız. Demek ki hadis-i şeriflerden garantili bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sayılmak için iki yol öğrenmiş olduk. Bir, sabah namazına da camiye gelmek. Yatsıyı ve sabahı camide kılmak. İki, yatarken abdestli yatmak. Bu iki şeye dikkat edin muhterem kardeşlerim. Bu gece için hususi bir namaz görmedim. Şeyde, baktığım kitaplarda hatırımda kalmamış. Belki mufassal kitaplara bakılsa bazı kitaplarda bazı şeyler olabilir. Ama kardeşlerimizin çoğunun ibadet borcu, farz borcu olduğundan kaza namazı öderlerse, kaza borcu yoksa Allah rızası için öyle namaz kılarlarsa olur. Şu bizim tesbih namazımızı bir daha evde hanımıyla, çoluk çocuğuyla kılsa o da olur. Şimdi kılacağız biraz sonra tesbih namazını, tarif de edeceğim. Tesbih namazı nasıl kılınır? Efendim 4 rekattır, ikişer ikişer selam verilerek
Allahu Ekber denilir. Sübhaneke okunduktan sonra 10-15 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber denilir. 15. de ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim denir. Ondan sonra Euzü Besmele çekilir, Fatiha, Sure okunur. Rüküye varmadan 10 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber denilir. 10'uncunun sonunda ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim eklenir. 15 başta, 15 sonda 25 etti. Rüküye varılır, tesbihlerden sonra Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber denilir. En sonuncuda ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim eklenir. Etti 25'ti 35. Kalkılır. Semi Allahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd denildikten sonra Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber 10 defa. Sonuncuda ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim eklenir. 25 35 45. Secdeye varılır. 3-5 neyse tesbihlerden sonra Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber 10 defa. 10'uncuda ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim eklenir. Efendim 55. Kalkılır. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. 10'uncuda ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 2. secdeye varılır. 10 defa Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber tesbihten sonra ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Etti 75. Her rekette 75 olmak üzere 2 rekette bir selam verilecek, 150 oluyor. 150 de ötekisi 300 tesbihli bir namazdır. Sahih namazdır. Peygamber Efendimiz'in sahih hadislerinde tavsiye edilmiş bir namazdır. Onu da şimdi kılacağız. Hem cemaat öğrenmiş olsun, hem de evinde kılamayacak olanlar sevabı buradan kazanıp evine öyle gitmiş olsun diye. Şimdi şu hatim dualarını beraberce yapalım. Müminin mümine duası makbuldür. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi hakkı hamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fe ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Biz aciz, naçiz kullarının senin rızan için yaptığımız ibadetlerimizi, taatlerimizi, tutulan oruçları, kılınan namazları, yapılan duaları, hayrat-ı hasenatı, çekilmiş olan 2 adet 4444 adetlik salat-ı tefriciye hatmini, 9 adet Kur'an-ı Kerim hatmini vesair ibadet ve taatlerimizi ve bize haberini ulaştıramamış olan kardeşlerimizin de yapmış olduğu ibadetleri, taatleri lütfunla, kereminle, eksikli kusurlu da olsa ahsen ve etem olarak kabul eyle ya Rabbi. Şu ibadetlerimizi senin rahmetini kazanmamıza, rızana ermemize vesile eyle ya Rabbi. Bizi rahmetine gark olan, hoşnut ve razı olduğun kullarından eyle ya Rabbi. Bizlere gayb hazinelerinden şu mübarek gecede ecri cezil sevabı kesirler ihsan eyle ya Rabbi. Bizi lütfuna gark eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücru mesubatı biz seve seve başımızın tacı, gözümüzün nuru Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesirah Efendimiz'e hibe ve hediye eyledik. Hemen şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Gül cemalini sık sık görmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Sünnet-i seniyyesine uygun yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Sünnet-i seniyyesini canlandırıp, ihya edip, uygulayıp, böylece yüzlerce şehit sevabı kazanmayı her birimize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in o mübarek âlinin pâk ashabının rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain ve ona hüsnü ittiba eden ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan hülefâ-i rüsul olan Sadat ve Meşayih-i Turuki Aliye'miz, mürşidin-i kâmilînimiz, Turuk-u Aliye'miz, silsilemiz Sadat'ının ve Meşayih'inin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik. O Evliyaullah'ın ruhlarına da vasıl eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Bizlere de himmetlerini, teveccühlerini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ahirete göçmüş olan Müslüman analarımızın, babalarımızın, ecdad-ı ceddatımızın, akraba-ı taallukatımızın, ninelerimizin, dedelerimizin, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, dostlarımızın, yakınlarımızın, evlatlarımızın, zürriyetlerimizin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik vasılayla. Şu beldeleri senin yolunda cihad edip fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına, bu beldelerden yaşayıp insanları irşad edip
hizmetler yapmış olan Evliyaullah'ın, Hacı Bayramı Veli'nin, Taceddin Sultan'ın vesaire Evliyaullah'ın, Hüseyin-i Gazi'nin ve beldemizin medarı, iftiharı, bütün salihlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Onlara da vasıl eyle ya Rabbi. Bu hatimleri okuyan kardeşlerimiz kimlerin ruhları için okumuşlarsa, bu salat-ı tevriciyeleri ve bu hatimleri okuyan ve çeken kardeşlerimiz ne niyetlerle yapmışlarsa onlara da vasıl eyle ya Rabbi. Onların da muratlarını hasıl eyle ya Rabbi. Sair müminini müminat ve müslümini müslümat kardeşlerimize ve arkasından kendisine dua edecek yakını kalmamış, kabrinde dua bekleyip boynu bükük duran müminini müminat ve müslümini müslümat dahil bütün mümin kardeşlerimize ayrı ayrı hediye eyledik, onlara da vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimizden pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ümmet-i Muhammed'e umumi olarak rahmeyle. Ümmet-i Muhammed'e yardım eyle. Ümmet-i Muhammed'i aziz eyle. Mücahit kardeşlerimizi dünyanın her yerinde kafirlere karşı galip ve mansur ve muzaffer eyle. Bosna'da, Kafkasya'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Keşmir'de, Hindistan'da, Afrika'da, dünyanın her yerinde kafirlerle çarpışan, zulme uğrayan mazlum kardeşlerimizi kafirlere karşı galip eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini kafirlerden kurtar ya Rabbi. Müslümanların başına, Müslümanlara hizmet edecek, onları seven mümin idareciler nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını senden isteriz, sen bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Senden gayriye bizi boyun büktürüp el açtırıp muhtaç durma düşürme ya Rabbi. Helal rızıklarla besle ya Rabbi. Helal kazançlarla müstağni eyle ya Rabbi. Gani eyle ya Rabbi. Helal kazançlarımızla kimseye muhtaç olmadan yaşayıp kazançlarımızın fazlalıklarıyla da hayrat-ı hasenat yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Camiler, çeşmeler, köprüler, Kur'an kursları, daha başka hayır-ı hasenat yapmayı nasip eyle. Yapılan hayırlara iştirak etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, vücutlarımıza sıhhat-ı afiyetler ihsan eyle. Hasta olan kardeşlerimizin hastalıklarına şifalar bahşeyle. Dertli olanlarımızın dertlerine çareler ihsan eyle. Gönüllerinde muratları olup aman ya Rabbi ihsan eyle diyen kardeşlerimizin gönüllerinin muratlarını ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı lütfunla, kereminle en sevgili kulların, en sevgili zamanlarda, en mübarek yerlerde dua ettikleri zaman nasıl kabul ediyorsan öylece kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı reddetme ya Rabbi. Bizi senden gayrıya muhtaç etme ya Rabbi. Kapından boş döndürme ya Rabbi. Şu mübarek gecenin, şu mübarek Recep ayının feyzinden, bereketinden, nimetlerinden, İhsanlarından, rahmetlerinden bizleri de hissemendü, hissedar eyle ya Rabbi. Bizleri yolunda daim zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Kardeşlerimiz şikayet ediyorlar nefsin elinden, şeytanın elinden. Bizi kurtar ya Rabbi. Nefsi emmareye uydurma ya Rabbi. Şeytanı laine kandırtma ya Rabbi. Peygamber Efendimizin yolunda yürüt ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ehli eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyup yaşamamızı nasip eyle ya Rabbi. O Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ermeyi nasip eyle ya Rabbi. O Kur'an-ı Kerim'i kabirlerimizde bize güzel suretli yoldaşlar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi ve sair İslam beldelerini gül gülistan eyle ya Rabbi. Her çeşit afetlerden, felaketlerden, musibetlerden mahfuz ve bait ve beri eyle ya Rabbi. Mahsullerimize bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Şaşıran kardeşlerimizi doğru yola hidayet eyle ya Rabbi. Doğru yolda yürüyenlerin derecelerini yükselt ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i aziz eyle ya Rabbi. Aralarındaki tefrikayı izale eyle ya Rabbi. Nefislerini ıslah eyle ya Rabbi. Müslümanları hak üzere, hayır üzere cem eyle ya Rabbi. Gönüllerini birbirleriyle telif eyle ya Rabbi. Kafirlere karşı güçlü ve kuvvetli ve tek ve yek vücut eyle ya Rabbi. Kafirlerin karşısında bizleri hor ve zelil etme ya Rabbi. Onları bize galip getirten sensin ya Rabbi. Bizim çektiğimiz kendi günahlarımızın cezasıdır ya Rabbi.
bizi kafirlerle terbiye etme ya Rabbi. Şu mübarek gecelerde affeyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'i tekrar aziz eyle ya Rabbi. Galip ve mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine yaymayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Şu Sırpların yıktığı camilerin yerine daha güzel camileri yapmak nasip eyle ya Rabbi. Ölen kardeşlerimizin evlatlarını İslam yolunda adetlerini daha çok eyle ya Rabbi. Ezanların sustuğu yerlerde Allahu Ekber demekler nasip eyle ya Rabbi. Kafirleri Müslüman etmek nasip eyle ya Rabbi. Elimizden nice insanların hidayete gelmesini nasip eyle ya Rabbi. Fani dünyanın basit, süfli, nefsi hazları peşinde koşacağımıza, dini mübini İslam'a güzel hizmetler etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin, razı olduğun bir ömür sürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Sevdiğin, razı olduğun, beğendiğin, ecir, sevap verdiğin işler yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize uzun, hayırlı, ecirli, sevaplı ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Hayırlı ömürlerle yaşat ya Rabbi. Sonunda hüsnü hatime nasip eyle ya Rabbi. Abdestliyken, oruçluyken, zikirliyken, Kur'an yolundayken, cami yolundayken, hac yolundayken, ümre yolundayken, sevdiğin yoldayken, cihat yolundayken canımızı al ya Rabbi. Gaflet üzere, dalalet üzere, hıyanet üzere, günah üzere canını alanlar aldıklarından etme ya Rabbi. Son nefeste gözümüzden perdeler kaldırılıp cennetteki köşklerimizi, mükafatlarımızı göre göre Resulullah Efendimizin nur yüzüne baka baka dilimiz zikrinle meşgulken ve buyurun beraber diyelim: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye ya Rabbi sevdiğim kul olarak bir gül bahçesine girer gibi ahirete göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun yüzü ak, açık kullar olarak gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya eyyetühen nefsül mütme'inne irci'i ila rabbike radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi fedhuli cenneti diye hitap ettiğin selamun kavlen min rabbir rahim ayetinde bildirilen selamlarla selamladığın kullarından olmayı nasip eyle ya Rabbi. Cemalini göster ya Rabbi. Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi. Havz-ı Kevser'inden doya doya içmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bizi mahşer gününde sıkıntılara uğratma ya Rabbi. Defter divanı açıp hesap sorup terletme ya Rabbi. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendir ya Rabbi. Habibi edibine bağışla ya Rabbi. Onunla beraber cennetine dahil eyle, cemalini müşerref eyle ya Rabbi. Her hatmin sonunda yapılan dualar makbuldür. Şu dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in şefaatine eren bahtiyar kullardan eyle ya Rabbi bizleri. Evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de senin sevdiğin müminin kamil kulları eyle ya Rabbi. Bizden sonra imandan ayırma, küfre düşürme, şirke bulaştırma ya Rabbi. Kur'an ehli eyle ya Rabbi. İman ehli eyle ya Rabbi. Mücahit kulları eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müştaba ve bi hürmeti leyletil mi'rac vel isra ve bi hürmeti şehr-i recebil esabbil esammil ferd ve bi hürmeti esrar-ı suretil fatiha. Dört rekatlık tesbih namazını kılmaya buyurun. Aşağı yukarı yarım saat. Işık geliyor burada karşısında. Haydi diye. Tamam. Tekrar basarsan çabuk.